Reuters'ın 2020 dijital haber raporunda belirtildiği üzere 2008 ekonomik çöküşünden sonra birçok yayıncı reklam gelirlerinin yaklaşık üçte bir oranında düştüğünü gördü ve birçoğu Covid-19 salgını sonrasının daha da kötü olabileceğinden endişe ediyor. Covid-19 krizinin haber endüstrisi üzerindeki tam etkisini tahmin etmek için henüz çok erken ancak daha fazla maliyet düşürme, konsolidasyon ve hatta iş modellerinde daha hızlı değişikliklere neden olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bazı yayınlar dijital aboneliklerle büyüme olduğunu bildirirken bazı yayıncılar reklam gelirlerinin %50'ye kadar düştüğünü belirtiyor. Ancak reklam ve haber endüstrilerinin birbiriyle olan yakın ilişkisi bundan çok daha öncelere dayanıyor ve bu ilişki en azından bir süre daha devam edeceğe benziyor. Bu bölümde reklam sektörünün gözünden haber endüstrisini konuşacağımız konuğum Rafineri Reklam Ajansı'ndan Stratejik Planlama Direktörü Can Çalışkan. Hoş geldin Can, nasılsın? Merhaba, teşekkürler Zaten nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim konuk olmayı kabul ettiğin için. Öncelikle birazcık geleneksel medyadan konuşarak başlayalım istiyorum ben senin için de uygunsa. Tabii. Günümüzde basılı gazeteye reklam verme durumundan biraz bahsedebilir misin? Hangi hedef kitleye ulaşılmak istendiğinde, hangi sektörler için basılı gazeteye reklam veriliyor? Hangi avantajlardan dolayı hala reklamlar yer alıyor basılı gazetede? Ve belki de hangi dezavantajlardan dolayı öncesinde basılı gazeteye reklam verenler mecra değiştiriyor? Öncelikle basılı mecralar en eski aslında reklam mecralı olaraktan karşımıza çıkıyor. Yani insanlık tarihinde kitlelere ulaşmak adına bir kağıdın üzerine böyle ne zaman yazı basıldıysa aslında reklamın tarihi de o kadar eski. Bu kadar böyle bir bizim az geleneklerimize işlemiş bir mecranın bugün tabii ki dijital mecralar tarafından biraz böyle dönüştürüldüğünü görüyoruz her zaman için insanlık için çok önemli olan bu mecra bugün artık biraz daha böyle reklam verenler gözünde tabii ki kan kaybediyor. Bunun da çok aslında anlaşılır bir tarafı var. Yani artık hani yazının kağıt üzerindense değil mi ekranlarda olması çünkü daha cazip. Teknoloji biraz aslında yazıyı nereye taşıdıysa insanla nerede buluşuyorsa aslında biraz o dönüşüme sebep veriyor. bugün baktığımızda evet hani çok düşüş trendinde olduğunu görüyoruz bu yazılı mecraların ama e, bu kadar böyle hani bizim geleneklerimize işte işleyen bir mecra olduğundan dolayı da bir yandan da hayatımızdan o kadar hızlı da kopamıyor. Evet, yani niye evet. böyle bir şey diyorum? Çünkü biz hani çocukluğumuzdan beri çok da bu eskide değil. Yani 80'lerin, 90'ların çocukları olarak bizler bile gazetenin hayatımızda ne kadar önemli bir yer kapladığını yakın geleceğimizde biliyoruz. Böyle olunca da o hala bir önemini taşıyor belli bir kitle için. Hala belli bir yaş üzeri kitle kapısında gazete görmek istiyor. Gazetesini okumadan güne başlayamıyor ya da ertesi gün gazetenin ne yazacağını merak edebiliyor. Böyle olunca hala bir kitlenin gözünde kıymetli ama o eski tabii ihtişamlı günlerinde herkese ulaşma günlerinde değil. Çünkü yazının Hı -hı. daha demin de söylediğim gibi artık ulaşılabilirliği daha anlık olarak ulaşılabilir başka bir platformda. Böyle olunca düşüş trendinde ama hala da hayatımızda bir kitle içinde önemli bir şey ifade ediyor. Belki 40 yaş üstü 50 yaş üstü için hani ciddi bir hala önem taşıyor. Bir yandan da dediğim gibi o güven kaynağı olması da kritik. Mesela şöyle güzel bir burada soru var. Facebook tarihinde ilk krizini yaşadığında büyük gazetelerin arka sayfalarına koca koca ilanlar verdi. ...insanlar da sektörde şeyi sorguladı... ...yani sen dijital bir platform... ...mecrasın... ...herkese diyorsun ki artık gelecek burada... ...sen neden bir kriz yaşadığında... ...gazetelerin arka sayfanı ilan verdin... ...bu senin bütün söyleminle çelişmiyor mu diye sordular... ...biraz ben de bu konuyu merak ettim, araştırdım... ...uzmanlar hala kitlesel güvenin... ...bu tarz alışkanlık mecralarında olduğunu... ...düşündüğümüz <laughs> için... ...böyle bir hareket yaptı dendi... ...bu sebepten <laughs> ötürü hani basılı mecralar... ...ne kadar eski günlerinde olmasa bile... ...hala o güveni tuttukları için bizim için... E böyle bir hayatımızda hala bir varlık gösteriyorlar. Belli bir kitlenin de hayatından gençlere göre daha yavaş hayatından eridiği bir gerçeklikte olduğundan dolayı biraz hayatımızda artık kendi böyle bir daha dar bir alanda sıkışmışlığa doğru gidiyor diyebilirim. Peki hangi sektörler, hangi ürünler, nasıl markalar basılı gazetelere reklam veriyor? Bununla alakalı kafanda böyle bir resim var mı söyleyebileceğin? o alışkanlığı devam ettirenler ki bunlar hani 40 50 yaş üzeri geleneksel AB'yi de katabiliriz. O kitleyi yakalamak isteyen her marka aslında buraya girebiliyor. Hı hı. Biraz da bu güven dedim ya güven ve evet. alışkanlık ona yakın duran markalar tabii ki sektörler burada daha ziyade kendi reklamlarını bu mecralarda kullanmak istiyorlar. Yani işte finans, ekonomi bunun başında hı hı. geliyor. Daha sonra hani bu hedef kitleye gene belki hani sigorta ya da büyük holdingler hani bu tüketici gözünde kendini konumlandırmak isteyen belki o prestij o güven algısıyla ya yani güvenin kırılgan olduğu ve güveni inşa edilmesi gereken her noktada belki araba otomobil markalarını da bunun içerisine katabiliriz. E bunların hepsi hala ben yazılı basını çok da kullanan, o konuda hala iletişim fikirleri geliştiren hani sektörler diyebiliriz. Daha demin söylediğim gibi güveni ve alışkanlığı hala elinde tutmak isteyen markalar daha hı hı. ziyade hani bu mecrayı tercih ediyorlar. Peki reklam sektörü için haber kanalları ve televizyon haberleri ne ifade ediyor? Mesela Reuters'in yine aynı 2020 dijital haber raporunda belirttiği üzere COVID-19 salgını ile birlikte özellikle pandemi ile alakalı haber almak için televizyonları tercih edenlerin sayısında baya bir artış oldu. Haber kanallarına ve televizyon haberlerine artan bu ilginin reklam sektöründe yansımaları nasıl oldu? Bundan sonrası için ne diyebilirsin? Şimdi Covid dönemi televizyonun ve yazılı basının tekrar geri dönüşü olarak nitelendirildi. Çünkü bu dönemde biz doğru bilgiye çok ihtiyaç duyduk. Bu böyle hani hep böyle sosyal mecraları kirli bilgiyle özdeştirirler. Hep böyle oradan aslında olgunlaşmamış ya da yanlış yönlendirilmiş bilgilerin Amerikanca tabirle fake news diye tabir ettiğimiz hı hı. aslında böyle bir içerik tipinin oradan yaygınlaşmasıyla beraber güvensiz bir ortamın olduğunu düşünürdük bu sosyal mecralara karşı. Fakat bir yandan da haberi ulaşmanın kolay bir yolu olduğundan da böyle bir içeride bir paradigma böyle bir karşılıklı bir aslında artı eksi durumuyla hani bizim karşımıza çıkardı. Fakat Covid'den beraber gerçek bilgiye, doğru bilgiye ihtiyaç duyduğumuzdan ötürü ve bunu da televizyon yayıncılığı artı Yazılı yayıncılık çok doğru şekilde yaptığından ve hani daha böyle tüketiciye doğru bilgiyi ulaştırmada e, fonksiyon olarak e, başarılı olduğundan ötürü bu son dönemde biraz gerçekten TV'den e, yazılı basının dönüşünü şahit olduk. Böyle olunca da tabii ki reklam verenler için de markalar için biz en zorlandığımız nokta Twitter gibi bu kadar karmaşık bir alanda bu kadar doğru bilginin böyle bir bulunmasının zor olduğu mecralarda e tabi bu kadar negatiflikle, olumsuzluktan belirsizlikten bir araya gelmek yerine daha belirli, daha tüketicinin güvenebileceği daha doğru bilgiye, daha doğrudan ulaşabileceği mecralarda olmayı tercih ettiler. Böyle olunca da bir tık hani belki markalar gözünde hani biz belirsizlikten ya da negatiflikten bir arada yer almak istemiyoruz. E bu işi daha belki formatsal olarak da daha doğru bilginin, daha güvenilir bilginin yer aldığı mecralarda yer almak istiyoruz gibi bir tercih seti karşılarına çıktı. Böyle olunca biraz artık gündemimizde de bu çok belki soyut bir tartışmaydı bu. Daha önce söylediğim gibi bu fake news diye tabir ettiğimiz e, hikaye. Fakat eee gelinen noktada markalar bir tık artık transparanlığı, bilginin doğruluğunu, onu aktaran kişinin e, tarafsızlığını ya da doğruculuğunu önemser e, noktaya geldi. Tüketici de buna değer verdiği noktada biraz artık daha bu noktada seçici ve daha artık o geleneksel mecraları daha değer veren bir yaklaşımda artık tercihlerini yapıyor diyebiliriz. Yani ne kadar doğru televizyon ya da basılı medya ondan emin değilim ama insanların televizyonu ve basılı medyaya daha çok güvendiği evet bu karşımıza çıkıyor. Peki pandeminin dışında da düşündüğümüzde reklam sektörü haber kanallarına ve televizyon haberlerine o anlamda nasıl bakıyor? Tamam pandemi ayrı bir olaydı. Onun dışında mesela haber kanallarına ya da haberlerin televizyon haberlerinin arasına vesaire reklam vermek istemeyenler markalar oluyor mu? Haberlerle bir araya gelmek istemediği için çünkü Türkiye'de genelde haberler kötü haber oluyor. Burada tabii şöyle bir şey var. Normalde tabii bu medyacı e, arkadaşlarımız çok daha iyi bilir bunu. Haber kanalları rating ve şehir tarafında böyle ulusal özellikle dizi yarışma gibi içerik yayınlayan kanallar çok daha yukarıda çıkıyor. Bunlar biraz daha böyle ticari olaraktan da daha fazla kişiye ulaştığımız, daha fazla e, insanı satış anlamında, reklamların oluşturduğu, yarattığı, motivasyonlu anlamında yakaladığımız ve yönlendirdiğimiz kanallar olaraktan biraz daha tercih edilir kanallar oluyor. Tabii ki haber kanalları genel itibariyle biraz tematik kanallar, <laughs> diye bir kategorinin içerisine giriyor bu. Nedir? Bu biraz daha belki AB kesimin ya da genel seyirci kitlesi arasındaki daha böyle o temaya yatkın hani kümelerin diyeyim hani daha fazla izlediği kanallar. Böyle olunca tematik kanallar daha dediğim gibi aslında kendi konusu itibariyle daha seçici bir kitleye ulaştığın kanallar oluyor. Burada yer almak yine senin markanın haberiyle doğru orantılı eğer ilgi alanına giriyorsa ona göre yaptığın bir tercih olarak hayatımızda kalıyor. Onun dışında olan bu haberle ilişkilendirme noktası da tabii ki biraz daha zorlu bir nokta çünkü evet genelde haber ekseninde paylaşılan o gündem biraz daha özellikle bu son dönemde ya da belki son dönem ya Türkiye'nin çok hani uzun döneminden beri hep gündemimizde böyle olumsuzluklar var. E, terör bunun bir tarafı, ekonomi bunun bir tarafı ya da hani Türkiye'nin yaşadığı zorluklar, insanların yaşadığı zorluklar bunun bir tarafı olabiliyor. İşte böyle olunca da ondan bir araya gelmek istemiyor tabii markalar. Çünkü markalar genel itibariyle hep olumlu bir havada insanlara daha böyle nadiren korkutarak olsa da genel itibariyle insanları aslında böyle yönlendirerek, biraz pozitifle yönlendirerek motivasyonları oluşturuyorlar. Böyle olunca biraz ondan uzak durmaya çalışıyorlar. Evet bazen bizim de böyle reklam çalışanları olarak aklımıza haber bültenleriyle ya da haberlerin içerisinde yerleştirilmiş böyle bir iletişim fikirleri geliyor. Fakat bu zaman o, o zaman da kanallar istemiyor. Çünkü Hı -hı. onlar da kendi güvenilirlik tarafında böyle hani gün sonunda bir haber programı diye bir habercinin bir şey satmaya çalışması bu kadar alenen, bu kadar direkt bir şekilde gün sonunda halkın gözünde de onun güvenilirliğini ve tarafsızlığını yit yitirecek için ona da karşı taraf karşı hı hı, çıkabiliyor hı. ya da istemeyebiliyor. Ondan biraz geleneksel formatlarda en azından televizyon ve yazılı basın için söyleyeceğim. Böyle bir haberi en salt haliyle, en öz haliyle almak istediğimiz mecralarda biraz tabii ki markaların ya da reklamın yeri olmayabiliyor. Fakat bunu şeyin dışında bırakıyorum. Bir de böyle ana haber Dışında da farklı sektörlerden, farklı alanlardan, farklı uzmanlıklardan da haber paylaşan formatlar olabiliyor. Onlar mesela evet. daha daha yakın olabiliyor reklam verene ya da bizim gibi reklamcılara diyeyim. Öyle olunca <laughs> hani ana haberlerde olmasa bile onun aslında çevresinde örülü, onun komşu alanlarında biraz daha bu birlikteliklerde alan bulabiliyoruz. E, Reklamcılar Derneği'nin 2019 tahmini yatırım raporu, radyo yatırımlarının 9.7 artarak 327 milyon TL olarak gerçekleştiğini söylüyor. Reklam sektörü haber radyolarını ya da radyo haberlerini nasıl değerlendiriyor? Bu noktada söyleyeceklerim var mıdır? Şimdi radyo olaraktan tabii ki tanımlamayayım. Sesin yükseldiğini görüyoruz. Evet. Yani evet. bu. Ses sadece ve sadece bu alıştığımız anlamda evimizde olan radyodan ya da arabamızda dinlediğimiz radyodan bağımsız olaraktan işte bir dijital platformlarda artık hani hı hı. podcast'ler ya da online radyolar da artık içine, içine girmiş durumda. Böyle olunca hani sesle beraber gelen aslında eğlence ya da bilgilenme bizim artık daha fazla ilgimizi çekiyor. Bunun birçok sebebi var. Çünkü müzik hayatımızda çok yükseldi. Çünkü müzik özgürleşti son 4-5 yıldan beri. Yani çok cüzi rakamlara artık bütün müzik kütüphanelerine ulaşabiliyoruz. Her şeyimiz artık kulağımızda olabiliyor. Akıllı telefonların yükselişi bunun içerisinde bir yandan. Çünkü akıllı telefonlar artık milyonlarca kişinin cebinde ve müziğe daha kolay erişim sağlıyor. Ya da internet sitelerine diyeyim. Bir yandan da artık böyle bir background olaraktan bir şeyler dinlemeyi, birçok şeyle uğraşırken Aynı zamanda onu da tüketmeyi arka planda onu da alıştık. Yani biraz kültürel olarak da hayatımıza girdi. Böyle olunca evet hani radyonun her formatı belki bizim için daha da kıymetli hale geliyor. O da bir dönüşüm içerisinde. E, e böyle olunca da tabii ki bunun içinde de reklamın olması da çok normal. Hani zaten birçok bir platformda hani reklamlı olaraktan sana ulaşıyor. Belki parasını veriyorsun, reklamı çıkartıyorsun oradan. Ya da e, reklamsız kullanan insana bile ulaşmanın formüllerini bulmaya çalışıyorsun bir yandan da reklamcılar. Böyle olunca da biraz evet orada artık reklamın biraz daha gideceği yer var. Orası biraz reklamın heyecan duyduğu alanlardan bir tanesi. Hani bunun da evet hani böyle bir rakamlara yansıması da böyle olunca da çok normal. Mesela dünyada podcast pazarı evet giderek büyüyor. Reklam verenlerin, reklam ajanslarının tercih ettiği bir reklam mecrası haline geldi podcast. En çok dinlenen podcastlara da baktığımızda haber içeriklerinin bir hali büyük bir paya sahip olduğunu görüyoruz podcastlerin arasında. Türkiye'de ise böyle tip kimi podcastlerin reklamlardan gelir elde ettiğini biliyorum podcast mecrası ile alakalı heyecanlı olduğunu söyledin reklam sektörünün bakınmaya başladığını söyledin. Peki kulislerde başka neler konuşuluyor? Podcast formatında üretim yapan haberciler ne yapmalı, ne düşünmeli, ne beklemeli reklamdan gelir elde etmek istiyorsa mesela? Şimdi burada tabii ki artık bir mecradan bahsediyoruz ve ne kadar yeni olsa olsun buradaki insanların buraya soracakları sorular eski olacak. Yani o podcast yapan insanın Tabii ki ne temsil ettiği orada önemli bir soru. Hı hı hı. Yani neyin peşinde? Niçin bunu yapıyor? Ee, biz onun hani bu niyetinin arkasında olmak ister miyiz? Bu hı hı. en zaten net soracaktı soru bu. Hani biz bu kanalda olmak ister miyiz? Yazılı basında olmak ister miyiz? Bu bu mecrada, bu mediumda olmak ister miyiz? Hani bizim duruşumuza, bizim temsil ettiğimiz şeylere bir karşılık bu, var mı burada sorusunu zaten soracaktı. Daha sonra ikinci soru o podcast kaç kişiye ulaşıyor? kendi dinleyicileriyle nasıl bir bağ kurmuş? Yani ne gibi tepkiler alıyor? Ne için dinliyorlar bu podcast'i gibi sorular aslında bu hani metrikler. Yani kaç kişi evet, ulaşıyor? Evet. Ne kadar insanlar ne frekansla tüketiyorlar ya da e, ne gibi duygular besliyorlar? Bundan sonra da gelecek üçüncü soruda da bu 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 mecrada biz ne gibi bir formatlarda çalışabiliriz? Bu bazen sponsorluk oluyor, sunar sundu olarak girebiliyor. Hı hı. Bazen içerisine daha kısa dönem, sadece bir atımlık girdim ve bir reklam formatında ...ürünümü tanıttım, çıktım olabiliyor. Ya da daha uzun soluklu olarak belki daha böyle hani native'in, hani Türkçesini diyeyim hani daha böyle sanki doğal o meziyanın doğal reklam, sanki yerli reklamıymış gibi belki bir şeyler çıkartılabiliyor. Böyle olunca hani eğer bir kitleye bir anlam taşıdığını düşünüyorsa o e, mecranın e, sahibi onunla ilgilenebilecek reklam verenlerle buluşup reklamcılarla buluşup aslında iki tarafın da belki yararlanabileceği nasıl bir yapı kurabilirler. Aslında bunu biraz tasarlamaları gerekiyor. E bunu yaparken de e, evet ya yani hiç kimse parasını karşılık bulmayacak bir yere yatırmak istemez. Bu kadar basit aslında. Ya yani ben bir ücret ödeyeceksem onun karşılığını görmek isterim der pazarlamacılar ve reklamcılar. Bunun öteki tarafı olan yayıncı da eğer bunun karşılığını gerçekten ona gösterebiliyorsa bu tabii ki hiçbir şeyin böyle bir garantisi yoktur sonuçta. Hani hiçbir şey böyle bir garanti edilemez ama şu garanti edilebilir. Dijital mecralarda en azından ne kadarlık bir trajim var, kim dinliyor, nerelerde dinliyorlar, niçin dinliyorlar gibi soruların cevaplarına doğru reklam yapıldığında en azından hani o kitleye ulaşabileceğini biliyorsunuz zaten. Böyle olunca hani sanki böyle bir kendini anlatması gereken doğru anlattığında reklam veren ...onu görüp doğru fikirler geliştirdiğinde... ...böyle iyi bir birlikteliğe dönebilirmiş gibi geliyor. Bunun hani podcast tarafında çok güzel örnekleri var. Benim de hı hı. takip ettiğim birçok podcast yayıncısı... E ...çok böyle doğal içerikler alıp... ...benim de ilgimi çeken böyle bir reklamcılık örnekleri imza atıyorlar. E arada böyle gerçekten merak edip... ...YouTube'da ya da Google'da arattığım... ...böyle bir reklamlar karşıma çıkabiliyor... ...bu evet. yayınların içerisinde. Böyle olunca biraz hani bu mecranın da... ...çok yeni olsa da eski sorularla hani kendini... Böyle ve doğru anlatan doğru satması gereken bir mecra olduğunu düşünüp öyle bir hatta kendine bir sunum hazırlayıp belki reklam verenlerle Hı -hı. reklamcılarla medya ajanslarıyla bir araya gelip aslında kendi böyle bir oradaki platformunu reklam verenlerle buluşturan bir adım buradaki e, asıl ihtiyaçları. Peki mesela sizin hiç e, reklam verenlerle aranızda geçen diyaloglarda şöyle bir şey oldu mu? Mesela diyelim bir teknoloji firması var. Reklam ajansına geldi ve en çok dinlenen 10 podcast'inde Türkiye'de arasında teknoloji haberleri yapan bir podcast var diyelim. Sizin bir seçenek olarak podcast'te sunduğunuz oldu mu şimdiye kadar gelen reklam verenlere bu podcast'ten yararlanabiliriz gibi yani bir sizden giden bir öneri oldu mu? Henüz bu adım atılmamış olsa da bile podcast'in yapımcısı tarafından. Oluyor tabii ki. Hı -hı. Yani bu kendi podcast serimizi yapalım ve şu isimler bize içerik üretsinler de olabiliyor. Çünkü o nokta yani belki bir holdingin bir sahiplendiği bir tema, bir konsept var. Hı hı. E bu sürdürülebilirlik diye bir örnek vereyim mesela. Bir holdingin hı hı. sürdürülebilirlik konusunda çok büyük bir böyle bir girişimi var ve bu girişimi daha da derinleştirmek istiyor. Bunu yapabileceği mecralar buna TV'de bir reklam yapabilir buna ilanlar verebilir dergilere girebilir işte tematik kanallarda entegrasyonlar yapabilir. outdoorlar zaten sürdürülebilirlik raporu çıkartır, onun iletişimini yapar, PR yapar ama bir yandan da sürdürülebilirlik konusunda ne kadar tutkulu olduğunu, ne kadar derinlikli olduğunu göstermek için e, bu konuda onu iyi yansıtacak, onun duruşunu, onun mantalitesini iyi yansıtacak hatta onunla beraber bu konuyu derinleştirecek bir partner de ihtiyaç duyabilir, bir işbirliğine gidebilir. Böyle olunca hani e, bir podcast bir haberciyle, bir marka yayıncısıyla bir araya gelip kendi bir şeyini de yaratabilir ya da bu konuda hali hazırda zaten yayın yapan bir kişinin uzmanlığına ortak olabilir ve hani o mecradan kendi girişimlerini, kendi niyetlerini, kendi gelişmelerini aktarmayı tercih edebilir. Böyle olunca biraz bu konuya bir işbirliği kesişim kümeleri olarak e bakmakta aslında fayda görüyorum ben. E bizim tarafımızdan da bu örnek isimler gidebiliyor. İki tarafı da ben bugüne kadar hep reklam verenlere fikirler sundum. Bazıları hatta kendi iç iletişimlerinde kullanılan bu tarz girişimler bile oldu daha sonra. Çünkü hani podcast sadece ve sadece kitlere ulaşmak değil. Hani bir böyle bir kendi içerisinde kapalı bir Markanın da kendi içinde haberleştiği ya da holdingin kendi içinde haberleştiği platformlara da böyle bir ışık tutabiliyor. Böyle olunca da sanki bir daha demin söylediğim gibi yani biz zaten öneriyoruz. Bu kesim kümenini yaratmaktan geçiyor buradaki asıl konu. Teşekkür ederim. Yine bu Reklamcılar Derneği'nin 2009 yılı raporuna göre televizyondan sonra en büyük medya ve reklam yatırımı payı dijital mecralara ait ve dijital mecralardaki reklam gelirlerinin çoğu sosyal medya platformlarına dağılıyor ve dijital haber mecralarının reklam payı giderek küçülüyor. Aynı zamanda sosyal medya platformları ile işbirliği yapan reklam kuruluşları bu işbirliklerinden istedikleri geliri de elde edemiyorlar. Bu konuda diyecekleri nelerdir? Yani reklamdan sürdürülebilir gelir elde etmek isteyen haber kuruluşları ve haberciler dijital mecraları nasıl Nasıl kullanmalı. Dijital reklam gelirini arttırmak isteyen haber kuruluşları ve haberciler ne yapmalı buradaki payını arttırmak isteyenler? Dünyanın nereye gittiğini ve o sürdürülebilir yapıyı kurmak adına tüketicilerin, hı hı. insanların ne arayacağını söyleyebilirim. En azından kendi tarafımdan buraya koyabileceğim akıl o olabilir. Burada şimdi şöyle bir gerçeklik var. İnsanlar bu dijital araçlara artık çok ulaşabilir oldular. Bu hepimizin cebinde akıllı telefonlar var. Hepimizin Evet, belki işte evimizde tablet ya da o tarzda e, siyah ekranlar var diyeyim. E, laptoplarımız var, işte belki masaüstü bilgisayarlarımız var. Böyle olunca biz artık içeriği, bu yazının yeni olduğu yerden takip ediyoruz. Bu ekranlardan takip ediyoruz. Fakat bunu takip ederken de bir yandan da artık daha kısa sürelerde daha fazlasını aldığımız bir formatta bunu bekliyoruz. Bu ne demek? Biz eskiden bir makale okumaya belki 15-20 dakikamızı verirken ve o makaleyi okumak, günün sonunda köşe yazıları bu gazete formatından bahsedeyim. Hani köşe yazıları okurken ya da bir sayfayı baştan aşağı okumak bizim dakikalarımızı alabiliyordu. Bir köşe yazısını okumak ve sindirmek bizim için böyle bir sabahımızı güzelleştiren bir konu olabiliyordu. Fakat bugün artık ona tahammülümüz yok. Bu bu tahammül biraz böyle artık hani bu mecraların bize öğrettiği, bize böyle alıştırdığı tahammül kısalması. Böyle olunca da habercilikten de biz en görsel şekilde, en hızlı, en e, odaklı e, böyle beni yakalasın e, ve konu neyse bana onu anlatsın ve ben onu alayım bir sonraki habere geçeyim, bir sonraki konuya geçeyim. <laughs> böyle olunca da buna ayak uyduran, bu yayıncılığa ayak uyduran aslında haberciler, haber platformları artık daha da yükselişte. Daha böyle e, gündemimizde. Ben son belki 5 yıldan e, beri hani zaten yazılı bir, hani bir, bir gazete eski hani format olan o Auguste'ye belki evime almıyorum ama onların dijital iz düşünlerini hani gün be gün takip ediyorum. yurt içinde fena örneklerimiz yok belki ama yurt dışında çok güzel örnekler olduğunu görüyorum ve dünyanın hani son 5 yılda nereye gittiğini net bir şekilde görebiliyorum. Böyle olunca evet insanlar web sitelerinde insanlar daha ziyade sosyal mecralarda insanlar neredeyse karşısına bu tarzda haberleri çıkartıp onu yakalayan, o ihtiyacı gideren her platform bence şu an doğrusunu yapıyor. Benim mesela beğendiklerimden Bloomberg'in bu quick take'ini ben çok beğeniyorum. Bütün bu pandemi döneminde de çok güzel bir yayıncılık yaptılar bence. Ve hani ne zaman oraya girsem çok hap hap bana çok to the point gerçekten böyle hızlıca tüketebileceğim ama tükettiğim şeyin de kalitesini de böyle takdir edebileceğim tarzda iletişimler gerçekleştiriyorlar. Bir yandan habercilik böyle sıcak haberleri net bir şekilde vermekken bir yandan da derinliği belki sağlayabilmek. Böyle önce derinliği sağlarken hani böyle bir perspektifiyle bana o hikayeyi çok iyi bir şekilde aktaran platformları da seviyorum e, bir yandan. Bu hani sıcak haberlerde quick take örnek verdim mesela. Daha böyle belki popüler kültürden o hani çünkü her haberde günün sonunda e, illa savaş ya da hastalık vesaire olmakta durumunda da değil. Daha bir uzmanlık ya da daha bir popüler kültürden de olabilir. Mesela orada da e, Vox bence çok iyi hı hı. bir e, kanal Vox Production zaten bu mesela Netflix tarafından da birçok ortaklık e, kuruldu ya da e, Great Big Story aynı şekilde çok güzel bir platform. Aynı şekilde o da Netflix'te bir ortaklığı var son dönemde. Yani e, popüler kültürden de ya da hangi alandan da olursa olsun böyle bir o haberciliği e, çok böyle insanları yakalayan, sürükleyen böyle bir ona e gerçekten kaliteli bir şekilde ona sunan her türlü platform bence şu an sürdürülebilir bir iş yapıyor ve daha demin söylediğim gibi bundan belki 5 yıl evvel dayanıyor olabilir. Great Big Story ya da Vox'u benim takip etmem. Onlar Buzzfeed de aynı şekilde kurdukları düzenden çok daha büyük bir tarafa, çok daha karlı ve çok daha böyle bir platform aşarak büyüdüklerini gördüğümüz şirketler böyle olunca biraz sürdürülebilir yapının tüketicinin yeni alışkanlıklarına o kaliteli içeriği, kaliteli bir formatta ve hızda veren yerler olduğunu aslında görüyoruz. Ben de biraz o tarafın Türkiye'de gelişmesi gerektiğini açıkçası düşünüyorum. Peki böyle şeyler olduğunda sence reklamcıların dikkatini çekecek midir? Hak ettikleri değerler görülecek midir gelir anlamında? Bence görülecektir çünkü BuzzFeed'in Türk versiyonu olan Dimani biraz çünkü formasyonel de benziyor. Mesela Onedio'nun filan çıktığı doğduğu günden beri nereye evrildiğini görüyoruz onlar yeni tüketiciyi ne kadar doğru yakalarlarsa reklam verenler gözünde de o kadar kıymete biniyor. Çünkü reklam verenler zaten onu arıyorlar. Yeni tüketici alışkanlıklarını hem yakalayan hem onları yönlendiren mecraları arıyorlar zaten. Kişileri arıyorlar. Onlarla işbirliği yapmak istiyorlar ki kendi eksiklerini gidersinler diye. Çünkü bir reklam verenin elinde olmayan şey o mecra. Yani o mecrayı yaratmak. O mecrayı doğru kullanabilmek. Yani tüketicinin yeni değer verdiği mecraları. E, e bunu birisi sağladığında onun için yaptığında otomatikman aşırı kıymetli oluyor ve Great Big Story örneğinden mesela yola çıkayım birçok premium hava yolu onunla ortaklık yapmak istedi. Çünkü dünyanın dört bir yanından çok güzel hikayeler paylaşan ve çok güzel bir habercilik yapan bir mecranın sen partneri olmak istersin. Yani biraz aslında hikaye biraz buradan geçiyor. Anladım. Peki dijital mecra yatırımlarında mobil ekranların payının PC ve laptopun iki katı olduğunu görüyoruz. Bu verinin ışığında haber kuruluşlarına ve habercilere reklamdan sürdürülebilir gelir elde etmekle alakalı önerilerin var mıdır mobil ekranlar? Mobil ekranlar söylediğim gibi çok fazla kişinin cebinde artık herkesin cebinde bir şeye ulaşmanın en kısa yolu oldu. Zaten geçen senenin başında ya yani bu senin başında da denebilir. raporlar bize bir web sitesi de artık mobilden daha çok girildiğini gösteriyordu. İlk defa mobilden daha fazla girildiği gerçeğinden karşılaştık. Yani bir şey aklımıza düştü anda artık biz mobildeyiz. E, tabii ki bu hani mobilin sadece haberleşme anlamında değil işte müzik anlamında, video izleme anlamında oyun oynama anlamında, mesajlaşma anlamında da hayatımızda sosyal medya, belki feed takibi anlamında da hayatımıza ne kadar girdiğini düşünürsek artık hani hayatımız bizim mobil ekranlarda geçiyor diyebiliriz. Farklı modların farklı kullanımları var. Ben mesela genelde müşterilerime öyle anlatmaya çalışıyorum. Tüketici yani insanlar sabah kalktığında mesela yatarak ekrana bakıyorlar. E, gün içerisinde toplu taşımadayken daha böyle dikkatli ekrandalar. Ya da bir şey araştırırken bu sefer böyle pür dikkat ekranına dikkat kesiliyorlar. Ya da e, böyle bir gün içerisinde sıkıldılar iki toplantı arasındalar. Böyle bir gözünün ucuyla böyle bir onu eğlendirsin diye böyle bir hani parmak egzersizi gibi ekranlarını kaydırabiliyorlar. İşte böyle olunca Hani buradaki asıl mevzu tüketicinin baktığı ekranda sen nasıl olmayı tercih ediyorsun? Sen nasıl bir birliktelik yaratmak istiyorsun? Birazdan hani buradaki bence asıl deşifre edilmesi gereken konu artık böyle bir gerçeklik var. İnsanlar ekrandalar. Sevelim ya da sevmeyelim. İnsanlar artık C ekranlardan, ceplerindeki siyah ekranlardan bizi takip ediyorlar. Ve orada ben bir yayıncı olarak, bir haber muhabiri ya da bir haber yayıncısı olarak, bir marka olaraktan hangi moduna nasıl girip ne söyleyeceğim, benden ne alacak daha sonra e, o ilişkiyi nasıl sürdüreceğim biraz bunu artık o ekranlardan bir nasıl bir journey şeklinde ben tasarlayacağım nasıl bir yolculuk şekilde tasarlayacağım gibi soruları aslında cevap bulmak buradaki asıl kritik nokta. Artık evet hani mobil formatlar, dikey formatlar, dikey Hı -hı. videolar ya da sosyal mecralarda yayın yapıyorsak daha demin söylediğim gibi o kısa anda onun yakalayacak ve meranı uyandıracak, daha fazlasını keşfetmesini talep edecek e, o formatları yaratmak o aslında o yolculuğu tasarlamak Bak buradaki asıl ihtiyaçmış gibi geliyor bana. Teşekkür ederim. Peki ilerleyen günlerde pandemi sonrasında ve belki biraz daha uzak gelecekte reklam ve haber endüstrilerinin birbiriyle ilişkisiyle alakalı öngörülerin neler? Şöyle şimdi bir sıcak haberler var. O sıcak haberler biraz daha içerisinde negatiflik barındıran diyeyim ya yani yüzleşmemiz gereken gerçekler barındıran. Hani sosyal konular. Oldu bitti öldü. Politik konular. Aynen öyle. Hmm. Tabii ki o bu, bu habercilik anlayışı biraz daha kendi içerisinde kuralları olan, biraz daha o güven unsurunu çok önde tutması gereken tarafsızlık unsurunu önde tutması gereken ya da bazı mecralar için belki de hani taraflılık da çalışıyor olabilir. Hani günün sonunda tüm dünyanın artık gerçeği var. Hani biz haberi tarafsız istiyoruz ama bazen haber kendi yolculuğunda da anlatım tarzıyla böyle kendi hedef kitlesine yönelik de olabiliyor. Bunu böyle kibarca dillendirmek gerekirse. Hani bunun da bir tabii ki bir alıcısı var. bir Bu haberi de kendi dilinde duymak isteyen bir seyirci tipi de var. Bunu biraz daha böyle kendi içerisinde kendi kuralları olan politik ve e, siyasi belki köşe şey olan bir taraf olaraktan bırakmak istiyorum. Çünkü burada bir markanın varoluşu biraz daha zorlayıcı bir varoluş. Çünkü bir taraf tutması da gerekebiliyor ya da o haberin içerisinde niçin var oluyorsun? Çünkü sen ürünün yani sattığın şey dünya gündemine mi çözüm oluyor? Öyle bir şey de değil. Böyle olunca da orada biraz daha zor olabiliyor birliktelikler. Fakat şey noktasına gelirsek, bu sıcak haberciliğin dışındaki konulara gelirsek, popüler kültürün içerisinde olabilir, uzmanlıklar olabilir, teknoloji haberciliği, moda haberciliği ya da magazin haberciliği. Bunların hepsi kültür, sanat vesaire falan bunun içerisinde girebilir. Bu tarz artık böyle sıcak haberin dışındaki farklı e, habercilik tiplerinde daha kolay birliktelikler bulunabiliyor markalar bu habercilik alanlarına daha böyle kendilerini yakın buluyorlar. E ben bu alanı mesela daha heyecanlı buluyorum. Örnek vermek gerekirse Mesela marka haberciliği diye bir şey var. Brand journalism diye bir evet. kavram var. O mesela Türkiye'de çok iyi yapılan bir alan değil. Ben mesela çok alanın daha da mesela keşfedilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu uzmanlık alanlarının daha gidecek çok yeri olduğunu düşünüyorum. Yani sadece fenomenleşen insanlarla anılan böyle bir bir sektörden öteye geçip biraz daha bu konuda daha derinlikli bilgisi olan, daha bu konuda tutkusu olan insanların bu alanda bence yükselmesi gerekiyor ve orada gidilecek çok yer var. Biz mesela en büyük zorluğu bir otomobil influencerı diye bir konu var. 3-5 kişiden bahsediyoruz. Bir moda hı hı. influencer diye bir konu var. Gerçekten böyle belki daha fazla sayısı onların hani 30-40 diyelim ama tek tipleşen bir gruptan bahsedebiliyoruz. Ya da hani müzik influencerı deyince belki işte önemli radyoların ya da böyle organizasyon şirketlerinin eski isimleri karşımıza çıkıyor. Ya yani bu alanlarda biraz daha belki derinleşmek, o alanlarda daha diğerlerinden farklı içeriği sunmak ve gerçekten markaların beraber çalışacağı o personel dönüşmek bence çok çok önemli çok çok kritik ve bu aranıyor ve spesifik konularda da artık aranmaya başlayacak. Yani hı hı. E, görüyoruz. Barış Özcan'a örnek vereyim mesela bu konuda yani yapılmamışı yapıyor çok uzun zamandan beri. O da bir bence hani bir teknoloji habercisi. Global anlamda haberleri de lokal anlamda haberleri de getirebiliyor. Hani bir teknoloji habercisi olaraktan markaların ona ne kadar çalışma hevesli olduğunu görüyoruz ya biraz. Onu aslında belki doğru yaptığı taraflarıyla belki örnek alıp birçok alanda onun gerçekleşebileceğini görmek bence buradaki kritik nokta diyeyim ben. Ondan biraz artık yeni anlatım diliyle, kendi uzmanlığıyla, kendi kaliteli içerik formatlarıyla kendini platformlaştırabilen her türlü habercinin bence reklamcılar gözünde niteliği olacak ve karşılığı olacak diyeyim. Bundan bir sonraki sorumda aslında reklam gelirini temel ve sürdürülebilir hale getirmek isteyen haber kuruluşları, haberciler, serbest gazeteciler ve tavsiyelerin neler olacaktı? Sen bunun haberciler ve serbest gazeteciler kısmını aslında söylemiş oldun. Haber kuruluşlarına dair söyleyeceklerin var mıdır bu konuda, tavsiye edeceklerin var mıdır? Ya Burada bence uzun süreden beri geleneksel mecralarda yaptıkları şeyin günümüzdeki karşılıklarını bulmaları gerekiyor ve bunu sanki önceliklendirmeleri gerekiyor gibi geliyor bana. Örnek vereyim. Çok basit bir örnek vereceğim. Çok uzun zamandan beri TV'de özellikle reklam verenlerin ilgisini çekecek formatlar hep geliştirilmiştir. Mesela hı hı. şu an ismini tamamen böyle kafamdan saldırıyorum ama Cockpit diye bir program gördüğünde mesela hı hı. seyahat operatörlerinin ya da havayolu şirketlerinin ya da onunla ilgili belki ne bileyim seyahatle ilgili bir şeyler satan markaların diyeyim hani ilgisini çekip çekip format olduğunu görüyorsun ya ve ona da baktığında zaten sponsoru zaten içindeki işte örnekleri araya giren belki onun kuşağına giren reklam kuşağına giren hani markaların zaten hani ilintili olduğunu gördüğümüz hani böyle bu tarz formatlar belki TV'de zamanında çalıştı şu anda onların dijitaldeki işte tercümelerini buluyor olmamız gerekiyor bizim. Yani o mantıkta bu tarz böyle mecraların bu tarz platform platformların yeni nesil formatlarını aslında burada geliştirmeleri ve onu reklam verenlere cazip kılmaları gerektiğini açıkçası düşünüyorum ben. Böyle olunca da hani o TV'de o yaptıkları o taktiklerin hala ve hala bence kıymeti var. Sadece onun tercümesini iyi yapıyor olmamız gerekiyor bizim. Yani bir sektöre, bir uzmanlığa, bir alana, bir marka ilgisine bir format geliştirdiğimizde eğer doğru formatsa tüketicinin ilgisini çekebilecek, onu dahil edebilecek, onu büyütebilecek bir formatsa bu reklam verenler gözünde çok kıymetli. Zaten bu fikirleri arıyorlar, bu fikirleri soruyorlar bize. Ondan böyle bir hani biz kendimiz mesela reklamcılar olaraktan bu fikirleri geliştirdiğimizde aslında tam orada olmuyoruz. Çünkü genel itibariyle bunun altyapısı, bunun işte var olması için harcanan çabadan uzağız. Biz biz sadece bir fikir ortaya atıyoruz ama o belki milyon dolarlık bir fikir oluyor. Şimdi bunu eğer reklam verenleri çekmek isteyen bu mecralar geliştirirlerse ve ben bu formatı bak nasıl televizyonda zamanında satmıştım, nasıl yazılı bir basında satmıştım. Şimdi de aynı şekilde ben yeni nesil bir mecrada bu fikri satabilirim deyip ortaya bir şey yaratmaları onları çok öne geçirecektir. Çünkü herkes bunun peşinde. Herkes bu birlikteliklerin peşinde. Bunu çözmek için de aslında onlara tavsiyem bir kere artık bir akış var ne yazık ki. Yani dere bir yöne doğru akıyor. Ondan böyle bir mücadele etmektense, akıntının tersine yüzmektense akıntıyla beraber yüzebilecekleri zihinleri, parlak zekaları yanlarına almaları. Bu işte senin gibi podcast yapan biri de olabiliyor. Çünkü bu mecranın nereye gittiğini görüyor. Ya da belki normalde kapıdan sokmayacağı daha yeni mezun, 23 yaşındaki çocuk bile belki o zekayı koyabilecek insan olabiliyor. Biraz bu artık bir akıntı var. O akıntıda biz eskiden yaptığımızı nasıl şimdiden yeniden yapabiliriz sorusunu sorup doğru insanlarla, doğru işbirlikleriyle o aslında fırsatları geliştirme hikayesi. Ben çok pasif görüyorum şu anki mecraları. Yani spor alanında, spor haberciliği alanında mesela o kadar çok gidecek yol var ki yani son birkaç yılda az çok keşfedildi. Ne kadar doğru yapılıyor, iyi yapılıyor tartışılır. Ama mesela atıyorum Sokrates mesela güzel <laughs> bir örnek <laughs> burada. Evet. Bir dergi olaraktan hayatımıza çıktı. Hala bir dergi iyi kaliteli içerik yapılırsa bir derginin hard hardcover bir derginin satılabileceğini bize gösterdi. Belki inanılmaz büyük onları tatmin eden tirajlar yapamıyor ama kendi o kitlesini oluşturabildiğinden dolayı bir başarı hikayesinden bahsedebiliriz belki ya da en azından onunla ilgilenecek kişilerin böyle ilgisini çekebiliyor. Ama Sokrates bir dergi mi? Hayır. Daha fazlası olarak görmek zorunda kendini. Öyle olunca YouTube'dan Instagram'ına, işte Twitter'ından orada kendini var etmesi, artık hani içeriklerini oradan nerelere taşıyabilirim diye sorması doğru bir soru. E şimdi belki gazeteden, dergiden kazandığının daha fazlasını dijitalden kazanacak bir Sokrates oradan varılabilir ve illaki öyle olacaktır. Biraz aslında bunları keşfetmek. Bizim bu yeni mecralarda nasıl platforma yaratıp, nasıl formattan yaratıp oradan reklam verenleri çekip doğru işbirlikleri yaparız. Oradaki asıl hikaye. Sırf örnek olsun diye söylüyorum bunu. Yani golfün belki çok büyük seyircisi yok Türkiye'de ama golfle ilgilenen insanlar olduğunu biliyoruz hatta golf konusunda ürünler geliştiren servisler, işbirlikleri, birlikleri, turnuvalara sponsor olan markalar olduğunu biliyoruz. Otomatikman tam da bunu söylemeye çalışıyorum ben. Yani o işte o sadece sadece büyük kitlelere ulaşmak değil. Bu tarz böyle niş konularda bile doğru platformları kurup doğru işbirliklerine gitmek buradaki asıl mevzu. Çok çok teşekkürler. Senin başka sormak, söylemek, eklemek istediğin var mıdır? Şöyle ben bu habercilik konusu özellikle sizin podcast'in konusu olduğundan dolayı ben tabii çok önem veriyorum. Yani Kendi kişisel hayatımda da önem veriyorum. Yayıncılık hangi formatta yapılırsa yapılsın. Çok kıymetli bir şey. Bunun böyle tarafsızlığı, doğruluğu falan onları hepsini bir kenara bırakıyorum. Hani bu değerler hep tartışılan değerler olmuştur. Ondan hani kendi kişisel görüşümü bir kenara koyaraktan söylüyorum. Buradaki kritik olan nokta artık bu değişimi kabullenmek ve değişime bir değer sunabilmek. Asıl buradaki hikaye değişime değer sunma hikayesi ve bu değer ne yazık ki ve ne yazık ki zorlayıcı Eskiden olduğu gibi, eskiden biz şuna alışmıştık belki. Bir haberci olarak yaptığı işi kesinlikle indirgemek adına söylemiyorum bunu. Ama biz mesela ben çok saygın bir haberci olduğumu hayal edeyim. 90'ların sonunda 2000'lerin başında. Benim bende nasıl beklenen çok güzel bir makale yazmaktı. Ve o makalenin işte ertesi gün çıkacak basıma yetişmesiydi benden beklenen. Daha sonra çıktıktan sonra da makalenin bir karşılık bulması, iyi tepkiler alması ve yani benim o en azından yayıncılık periyodunda görevimi tamamlanmaktı benden beklenen. Şimdi biraz daha fazlası isteniyor yayıncılardan. Daha demin söylediğim şey noktası vardı ya, daha görsel, daha işitsel, daha belki insanları ilk bakışta yakalayan, ilgi çekici, anlatımıyla, hikaye anlatımıyla daha böyle insanları sürükleyen. Yani daha fazlasının beklendiği bir dünyadayız ama sanki böyle şeydir yani az konuşmak daha zordur ya yani öyle bir zorluk var yeni bir şey öğrenmek lazım burada yeni bir anlatım dili öğrenmek gerekiyor burada ve ...daha fazlasını talep eden bir durum olduğundan da... ...aslında satır şunu söylemeye çalışıyorum... ...daha fazla efora ihtiyaç var burada. Bu efor gerçekleştirildiğinde ortaya konduğunda... ...bir karşılığı kesinlikle olduğunu düşünüyorum. Ben ondan bu eforu koymakta bence... ...artık gençler olaraktan biraz böyle kendimizi... ...zorlamamız gerektiğine inanıyorum ben. Şöyle bir örnek verebilirim. Ben Radikal Gazetesi hayatını sürdürdüğü hani süre boyunca... Hani ...radikal de aldım hayatımda. Kültür Sanat 2'ni çok seviyordum. Yani hı hı. Kültür Sanat eki bana birçok şey öğretiyordu or. Oradaki birçok kıymetli yazar bana birçok müzik grubu da gösterdi, birçok filmden de, birçok kitaptan da. Ya yani bir sonraki okuyacağım kitabı da belki oradan aldım, bir sonraki gideceğim tiyatroyu da oradan öğrendim. Fakat bugün bana hala ve hala o eski tarzda yayıncılık yapsaydı belki filme gitmeden önce YouTube kanalı kadar bana ulaşamazdı, bana belki dokunamazdı. Niye böyle bir Hı -hı. şey söylüyorum? Çünkü filme gitmeden önce de bir çocuk var, ben çok seviyorum kendisini. Sinema alanında bir yayıncılık yapıyor, yeni gelen Sinemayı ya da dizileri kendisi paylaşıyor. Onunla ilgili kendi fikirlerini bize aktarıyor. Ve orada ama yeni şeyler öğreniyorum. Yeni çıkan dizilere, filmlere karşı bir fikrim oluyor. Fragmanı bile izlemeden belki beni merak ettiriyor, beni yönlendiriyor. Onun mesela ortaya koyduğu efor daha üç boyutlu, daha kurgusal, daha böyle efor gerektiren bir içerik. Böyle olunca hani aradaki temel var. Belki benim yine dizi ve film öğrenme isteğim ortadan kalkmadı. Ama bunu artık bana bugünün şartlarıyla verilmesini istiyorum. Bunu görmek. Bunun aslında çabasını Aynen. ortaya koymak. Buradaki asıl mevzu. Yani bu işte şey gibi kalmamalı. Çok değerli isimler var. Yani senin podcastinde takip ettiğinin yani eminim ben de. Bu alanda kendi alanında çok derinlikli gerçekten söyleyecek çok şey olan insanlarımız var. E, belki yeni neslin bu çabasını o noktada onun o çabanın Kıymetini onlara eğer anlatabiliyorsam orada ben bir değer e, görüyorum. O bu sebepten ötürü belki en son e, söyleyebileceğim şey artık tüketici biraz daha bugünün şartlarıyla efor sarf edilmiş, kaliteli içerikler tüketmek istiyor. Biraz o artık o çabayı eminim ki ben biraz kendimizi zorlasak bu alanda onun da bir süre sonra ne kadar kolay bir uğraşa döndüğünü de göreceğiz biz. O kadar böyle biz şeyden hep alıştık böyle eski alışkanlıklarımız bize kolay gelmeye başladığını alıyor. Onu bırakmak Hı -hı. istemedik biz birçok alanda. E, yeni şeyler öğrenmek her zaman zordur ama bunu öğrendikten sonra da artık onu o kadar kolaylıkla yapılacağını bence göreceğiz. Bir de eskiler bize şunu öğretti. Ne yapıyorsan mükemmel yap. Işığı, kurgusu, sesi üzerindeki belki tasarımı her şeyden mükemmel olmak durumunda. kaliteli içerik artık bu değil kaliteli içerik düşünülmüş efor sarf edilmiş çaba sarf edilmiş içerik her şey mükemmel olsa da gerek yok o mükemmeliyet artık zaten hani belki teknolojiden daha da böyle mükemmel gözüküyor olması yeter her şeyinden dört dört mükemmel niye aramıyoruz biz? Bu sebepte <laughs> ötürü biraz da belki ondan da feragat edebileceğini görmek. Hani şey vardır ya eskiden işte bir şey çekeceğiz. Tamam çekelim. O zaman işte pahalı pahalı kameralar, pahalı pahalı ışıklar gelsin. Artık biz onu aramıyoruz. Artık biz işte o, hani belki Cüneyt Özdemir'den ya da Nevşin Mengü'den ya da farklı böyle bir şeylerden de artık hani belli bir jenerasyon bile buraya girerken ya önüne bir telefon koyup bir pot koyup bir ses koyup işte arkadan bir ses geldi ama öne önemi yok. Bir efor harcanmış, bir derinlik katılmış ve bana ulaştırılmak için orada bir çaba varı alıyoruz ya biz. Ya onun artık böyle bir süper o dört dört mükemmellikte olmasına da gerek yok. Belki işte bu bağlarımızdan kopup artık bu hani yeni nesil anlatıcılığa kendimizi atıp bu hani önemli detayları da kabullenirsek belki işte daha demin söylediğim gibi birçok alandaki o boşluğu da belki ziyadesiyle doldururuz diyip sözlerimi bitireyim. Çok çok teşekkür ediyorum bu bölüme konuk olduğum ve bu bilgileri bizimle paylaştığın için. İzninle bölümü de kapıyorum o zaman ben. Ne demek çok teşekkürler çok keyif aldım ben de. O zaman bir sonraki bölümümüzde yani son bölümümüzde görüşmek üzere.